Kalbin zamanla atmayı da unutur. Ölürsün. Daha kötüsü onu da öldürürsün. O yüzden başını kaldırıp gözlerinde tanıdık bir bakış ararsın. Yoktur. Aranızdaki her neyse terk etmiştir ikinizi de. Biz de öyle. Terk etmiştik birbirimizi. Artık aynı evde iki yabancı gibi olmuştuk. Eve erken geldiğim ender zamanlarda bile Serap'ı gözüm hiç görmüyordu. Aşık olduğum o kadın artık sanki sadece çocuğumun annesiydi. Konuşmuyorduk. Cümleler hiç bu kadar ağır gelmemişti. Altında kalıyorduk sanki her kelimenin. Dilimiz dönmüyordu işte konu birbirimize gelince. Yüzümüz de birbirine dönük değildi ya. Birbirimizden her gün biraz daha uzaklaşıyorduk. Neyse. O kadar konuşmuyorduk ki anneliğin onda bir travma yarattığını fark etmemişim bile. Aylardır peşindeyiz. Bir örgüt lideri. Bir gün daha gecikseydik bütün İstanbul'u kana bulayacaktı. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyor? Nasıl? Serap iyi misin sen? Dokunma bana! Dokunma! Serap iyi misin sen? Sen git kızınla ilgilen. Ne oluyor kızım? İyi misin sen ya? Hiç iyi değilim. İyi değilim. Benim biraz hava almam lazım. Hava mı alacaksın? Ne bu saatte mi? Evet bu saatte. Delirdin mi kızım? Nereye gidiyorsun bu saatte? Benim uyandın mı sen? Gel baba senin üstünü bir değiştirsin sonra seni hapur hapur yesin. Hapur hapur yesin güzel kızım. Çok üzgünüm Doruk. Ben artık bu hayata dayanamıyorum. Çocuğundan vazgeçmek bir anne için hiç kolay değil. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Kendimi uzun zamandır hiç iyi hissetmiyorum. Her gün... Benim için her şey daha da kötüye gidiyor. Artık kendi bebeğime zarar vermekten bile korkuyorum. Bunu yapmak istemezdim. Ama ona benden daha iyi bakacağından eminim. Hayat bizim yerimize planlar yapar. Görevimiz itaattir. Ama önce isyan olur el mahkum. Sokak sokak aradım onu. Her köşe başında bekledim. Ama bulamadım. Ben de yapabileceğim tek şeyi yaptım.
Kızımı tek başıma büyüttüm. Yalanlarım da oldu. En çok da onun hakkında. Ama mecburdum. Masallarda anneler çocuklarını hiç terk etmezdi. Çocuklar da gerçekleri duymak için çok küçüktü. Lan bebeğim ağlama, ne olur. Ağlama, ben besledim seni, altını da değiştirdim. Niye ağlıyorsun hala? Ya biraz sussan benim için bari azıcık, iki dakika falan. Ha? Ulan yarabbim, yardım et bana ya. Sütünü verdim, altını değiştirdim. Daha ne yapayım bilmiyorum Allah için ya. Kız bu ne, cinayet mahalli gibi. Elbette bu kolay olmadı. Ancak zamanla alıştım ve nasıl iyi bir baba olunacağını öğrendim. İddiam baki, en iyi ben bez değiştiririm. Gaz konusunda fahri doktora sahibiyim. Üstelik çocuk da yaparım, kariyer de dedim. Ve babalığın yanında polislik kariyerimde de ilerlemeye devam ettim. Serap'tan ilk ve tek haber bizi terk ettikten 6 ay sonra geldi. Kardeşim. Uyuyor. Fatoş nasılsın? İyiyim. Biz her şey içinde. Bakıcı da gelir bir saate. Ya, kusura bakma Fatoş ya, işe gitmem lazım. Çok da geç kaldım. Olur mu Doruk? Zeynep bizim de evladımız. Kardeşim o Serap'tan geldi. Ne varmış, ne istiyor? Boşanmak istiyor. Aman canım, cehenneme kadar yolu var. Çocuğu vermem. Zaten çocukla ilgili bir talebi yok ki. Tamam, defolsun gitsin o zaman. Al, hallet. Tamam, eyvallah. Çocuğum. Tebrikler. Aşkım ben. Ve küçük prensesim büyüdü. Onunla beraber kendimize yepyeni bir yuva kurduk.